bu iki ülkenin kaderi emperyalizme karşı ortak mücadeledir. Vatan Partisi heyeti Venezuela Büyükelçiliğini ziyaret etti. Vatan Partisi olarak Venezuela devleti, milleti ve devrimci önder Maduro ile birlikteyiz. Amerika tertibi kesinlikle bozguna uğrayacaktır. Venezuela'daki gerginliğin başladığı anda Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek destek mesajı verdi. Perinçek, Amerikan Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Trump, Venezuela kararıyla kendisini yasa dışı ilan etmiştir. Hiçbir devletin, başka bir devletin yönetimini tayin yetkisi yoktur. Amerikan emperyalizmi dünyanın her köşesinde yenilmektedir. Venezuela'da da tezgahladığı darbeler ve suikastler başarısız olmuştur. Venezuela halkı, devrimci önder Nicolas Maduro'nun etrafında kenetlenerek Trump'a gereken cevabı verecektir. Ankara'dan Venezuela halkına selam. Türkiye seninle Maduro. Perinçek'in açıklamasının ardından Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan başkanlığındaki heyet Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi José Bracho Reyes'le görüştü. Bizler artık Batı'nın, Batı medyasının yalan makinesini susturacak araçlara sahibiz. Biz Vatan Partisi de gerçekleri Türk halkına sonuna kadar anlatacağımıza söz veriyoruz. Venezuela Büyükelçiliği binasındaki görüşmede Washington'ın darbe girişiminin ezileceği vurgulandı. Bütün Türk milletinin, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, seçilmiş hükümetinin, devrimci önderi Maduro'nun ve halkının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bueno, muchísimas gracias. Vatan Partisi'nin temsilcileri burada ağırlamakta onur duyuyoruz. A los representantes del... ABD sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır. Şu andaki gelişmeler ise ciddi bir şekilde endişe veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat telefonla aradı Maduro'yu. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yaptığı konuşmada da destek açıklamasında bulundu. Biz demokrasiye inanmış bir ülke olarak dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin hepsinin karşısındayız. Sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam Maduro'yu arayarak bu son gelişmeler hakkında da bilgi aldı. Aynı şekilde desteğini de iletti. İktidar kanadından peş peşe açıklamalar geldi. Meclis Başkanı kendisini de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. Yani orada başkan nasıl olunur belli. Bazı ülkelerde bunu tanıdı. Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Bu saçmalık ve saldırganlıktır. Amerika'nın Venezuela'ya askeri müdahalesi felaket olur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üzerimize düşeni yapacağız dedi. İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Türkiye olarak da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.